ve ikinci konuşmaya geçmek istiyorum efendim. İkinci konuşmacımız Fehmi Ağaca, Doktor Fehmi Ağaca, Türkiye'den katılıyorlar ve sunum başlığı Osmanlı Devleti'nde savunma teşkilatı ve yönetimi üzerine olacak. Fehmi Bey, söz sizin ve 15 dakikamızı başlatıyoruz efendim. Teşekkür ederim. Buyurunuz. Teşekkür ederim Ersan Hocam. Öncelikle bütün katılımcılara saygılar sunuyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aslında bugün benim iki bildirim var. Birinci bildirimi şimdi yapacağım. Zamanı da inşallah uyuyacağım. Akşam oturumunda da bir bildirim var. Orada Türkiye'nin Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki kara suları ve kıta sahanlığı ile ilgili hakları üzerine duracağım. Bu İngilizce bir bildiri olacak. Bunları önemli çünkü sadece Türkiye'nin hakları değil aslında Ege Deniz ve Doğu Akdeniz'deki hakları, tüm İslam dünyasının ekonomik çıkarlarının ve güvenliğiyle de ilgili olduğu için ona önem atfetmek istiyorum. Şimdi müsaadenizle Osmanlı ordusunun savunma teşkilatı yönetimiyle ilgili sunuma geçmek istiyorum. Evet, sanırım yansı görülüyor. Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren ordusunun sevk ve idare sistemini ülkenin siyasi ve ekonomik sistemiyle birlikte düşünmüştür. Osmanlı ordusu başlangıçta beylikten devlet olmaya geçerken öncelikle atlaşı kuvvetlerinde oluşuyordu. Mütakiben büyüdükçe, geliştikçe, bilhassa Balkanlarda da ilerledikçe ele geçiren askerlerden askeri ihtiyacını karşıladı. Devletin büyümesine paralel olarak Yeniçeri Ocağı daimi bir ordu olarak kuruldu. Devşirme sistemi kullanarak seçme askerlerden oluşan güçlü bir ordu tesis edildi. Devşirme toplama demek anlam olarak. II. Murat zamanında çıkarılan devşirme kanununa göre Rumeli'de Osmanlı sınırları içinde yaşayan Hristiyan halkın yaşları kanunla belirtilmiş. Birden fazla çocuklarından yalnızca bir tanesi Osmanlı ordusuna Yeniçeri Odayı olarak alınmaktaydı. Aslında birçok Hristiyan ailede çocuklarını gönüllü olarak vermekteydi. Çünkü biliyorlardı ki çocukları Osmanlı Devleti'nde yüksek makamlara, sadrazamlığa kadar yükselme imkanına kavuşacaklardı ki Osmanlı sadrazamına baktığımızda çoğunun Arnavut, Hırvat, Boşnak, Rum olduğunu görmekteyiz. Devşirme sisteminin temel amacı kapı kulu ocaklarına asker yetiştirmek ve bu suretle askeri kuvveti arttırmaktı. Osmanlı ordusunun asıl büyük gücü olan tımarlı sipahileri ise tımar sistemi suretiyle temin ediliyordu. Bu sisteme göre her vilayette arazi tımar, zahmet ve has olarak bölümlere ayrılmıştı. Her bölgenin yöneticisi yerine göre belirli sayıda tam teçhizatlı askeri seferber etmekle yükümlüydü. Bu etkin seferberlik sistemi sayesinde büyük sayıda kuvvetlerin istenilen yer ve zamanlarda bulundurulması sağlanıyordu. Dönemde idari olarak sancak sistemi esas alınmıştı daha alt seviyede. Yeni alınan topraklar sancak şeklinde parçalara ayrılıyor ve bu sancaklar savaşta komutanlık eden beylere veriliyordu. Sancak beyleri beylerbeyine tabiydi. Sancakların idari ve askeri işlerinden sorumlu idiler. Her 5.000 akçe geri için bir askeri savaşa hazırlamaları gerekiyordu. Savaş halinde ise sancağındaki tımarlı sipahileri toplayarak beylerbeyin komutası altında sefere katılıyorlardı. Şehzadeler yani padişahların oğulları ise babalarının sağlığında kendilerine verilen sancakları idare ediyorlardı. Kendilerine yardımcı olarak Lala denilen tecrübeli birisi veriliyordu. Şehzadeler padişahlarla beraber savaşa katılıyor. Genellikle kanatlarda veya ihtiyat kuvvetlerinin komutanı olarak bulunuyorlardı. Osmanlı ordusunda akıncılar çok önemli bir role sahipti. Genellikle sınırlarda cihat ile meşgul olan büyük Türk ailelerin teşkil ettikleri akıncı kuvvetlerin başında ki beylere uç beyi deniliyordu ki Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey ve babası da Ertuğrul Gazi de bir uç beyiydiler. İlk zamanlarda uç beyleri daha çok sınır muhafız olarak
görev yapmışlardı. Rumeli'ye geçtikten sonra Akıncı beylikleri sabit bir merkeze dayanmamış, fethettikleri bölgelerde geniş tımarlar almışlar, elde ettikleri gelirleri de şehirlerde kurdukları hayır müesseselerine vakf etmişlerdir. Yani vakıfların aslında temeli bu Akıncı beylerine, Muç beylerine dayanmaktadır. Akıncılar bu sebeple fetihlerin asli unsuru ve devletin en tecrübeli askerleri sayılırdı. Osmanlı Devleti 19. yüzyılda sanayi devrimi çağında bilimsel ve teknolojik gelişmelere karşı ayak uyduramamıştır ve Avrupa'ya göre eski gücünü muhafaza edememiştir. Bu belki de Osmanlı Devleti'nin ve tüm İslam aleminin en büyük zafiyeti olmuştur. Gerileme devrinde Osmanlı Devleti her tarafta emniyetli olmak düşüncesiyle kuvvetlerini fazla dağıtmış, istiklal merkezi tesis edememiştir. Bu da kuvvetlerinin parça parça mağlup edilmesine yol açmıştır. İmparatorluğun, devletin kuruluş ve yükselme dönemlerinde padişah yani hükümdar orduya bizzat komuta ediyordu. Bu durum Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümüne kadar devam etmiştir. Kanuni ölümünden sonra padişahların eskiden olduğu gibi ordunun başında sefere katılmadığı, onların yerine çoğu kez vekilleri olan sadrazamların bu görevi yaptıkları görülmektedir. Osmanlı ordusunun stratejik seviyede sek ve idaresini incelersek, öncelikle bu harbin nasıl sek ve idareciliğine edileceğine en büyük harp meclisi olan Divani Hümayun karar veriyordu. Daha sonra tabii modernleşme çalışmaları çerçevesinde 1845 yılında ordunun toplanması, sek ve idaresi, yürüyüşlerin, konak yerlerinin, muharebe alanlarının önceden keşif ve saptanması gibi hususları planlamak ve yürütmek için kurmay sınıfı ve genelkurmay başkanlığı teşkilatı kurulmuştur ki bu da yine Avrupa'dan özellikle Prusya sisteminden örnek alındığı söylenir. Osmanlı Devleti güçlü olduğu zamanlarda savaşı düşman topraklarına intikal ettirmek ve kesin sonucu kısa zamanda almak amacıyla harbin taarruz şeklinde sevk ve idaresini tamamlamıştır. Ancak gerileme devrinde özellikle Ruslara karşı yaptığı savaşlarda çoğunlukla savunma muharebeleri yapmak zorunda kalmıştır. Osmanlı Devleti'nde bu haritada stratejik savunma prensibini nasıl uyguladığını görmekteyiz. Özellikle Balkanlarda Tuna Nehri, Sava Nehri ve Bosna Hersek ile Hırvatistan'a ayıran Dinar hatları üzerinden Adriyatik Denizi'ne bağlayan hat, İleriden savunma stratejisini uygulamak için ana mihver olarak kullanmıştır. Ve bu Osmanlı Devleti tarafından çok başarılı uygulanmış, yüzyıllar boyunca bu hat Osmanlı savunmasının bel kemiğini teşkil etmiştir ki sebebi şudur. Çünkü Tuna, Sava ve Dinar hatları gibi doğal engellere dayanmış, ayrıca bu hattın güneyinde çok büyük ölçüde ve çoğunlukta Müslüman nüfus yaşamaktaydı. Bugün dahi Balkanlarda Türkiye Trakya'sı hariç 10 milyon Müslüman yaşamaktadır. Türkiye Trakya'sını dahil edersek bugünkü Balkanlardaki Müslüman nüfusu 20 milyon üzerindedir. Buna da dikkat çekmek istiyorum. Doğudaki özellikle Ruslara karşı ileriden savunma stratejinin temeli ise Ardahan, Kars ve Ağrı platosunun elde bulundurulmasına dayanıyordu. Bu iki noktaya şu sebeple değiniyorum. Osmanlı vatanının, Osmanlı devletinin temel savunma strateji bu hatlarda yoğunlaşmıştır. Ancak 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi sonucunda bu hatların kaydedilmesi Osmanlı Devleti için ve tüm İslam alanı için en büyük güvenlik riskini doğurmuştur diyebiliriz. Osmanlı ordusunun operatif yönde sevk idaresi ise şu şekilde olmuştur. Eğer sefer Rumeli topraklarında yapılacaksa, ordunun ilk toplandığı yer hemen bugün İstanbul'un artık şehir içinde kalan Davutpaşa Halkalı bölgesiydi. Buradan Edirne'ye intikal ediliyordu 3 ila 10 günlük bir yürüyüşte. Burada Rumeli Beylerbeyi'nin önemli kuvvetleri, birçok kuvveti burada orduya katılıyor. Ayrıca Anadolu Eyalet askerleri de Çanakkale Boğazı'ndan geçerek yine Edirne'de orduya katılıyordu. Daha sonra üçüncü toplanma yeri olan Sofya'ya intikal ediyor. Rumeli eyalet askerlerin büyük çoğunluğu ise burada katılıyordu. Daha sonra
Rumeli'deki hangi tarafa sefer yapılacaksa, özellikle Belgrad üzerinden, Macaristan üzerinden Avusturya'ya doğru sefere gidilirken, Bosna Hersek kuvvetleri Tuna'yı bu bölgede Belgrad'dan sonra Macaristan toprakları üzerinde geçerek orduya katılıyordu. Bu Rumeli topraklarında sefer yapılacaksa. Anadolu topraklarında sefer yapılacak ise ordu ilk önce bugün Üsküdar, Doğancılar, Haydarpaşa dediğimiz bölgede toplanıyor. Daha sonra ikinci toplanma yeri olan Bursa'nın Yenişehir bölgesine intikal ediyordu. Yenişehir bölgesinde Rumeli Eyalet askerleri yine Çanakkale Boğazı'ndan geçerek orduya katılıyor. Buradan ordu hangi bölgeye, Rus cephesine veya Bağdat cephesine intikal edecekse yollar üzerinde Anadolu Eyalet askerleri orduya katılıyordu. Yürüyüşler genellikle gündüz yapılıyor. Konaklama yerleri kasaba ve köylerin uzağında seçiliyordu. 19. yüzyıldan itibaren Ruslarla yapılan savaşlar daima iki cephede yapıldığından kuvvetler doğu ve batı cephelerinde ayrı ayrı toplanmaya başladı. Yani Osmanlı kuvvetleri ikiye bölünmüş oldu. Bu devirde Osmanlı Devleti kuvvetlerini dağınık biçimde kalelerin etrafında veya yakınında toplamaya başladı. Bu yüzden birlikler birbirlerini destekleyemedi. Yığınaklanmada yapılan bu hata Ruslara karşı yapılan muharebelerin kaybedilmesinin temel nedenlerinden biri olmuştur. Türklerin Orta Asya'dan bir uyguladıkları temel muharebe taktiği Bozkır ya da Turan taktiğidir ki Osmanlı ordusu da bunu bir pek çok savaşta uygulamıştır. Bu taktik düşmanın aldatılmasına ve üstün hareket ettiğine sahip süvarilerin kullanılmasına dayanıyordu. Bu şekilde Turan taktiğinin uygulanmasını görüyorsunuz. Bozkır ya da Turan taktiği. Bu taktiğe göre öncelikle Osmanlı Devleti'nin merkezinde bulunan kuvvetler düşman kuvvetleriyle temasa girerek onu üzerine çekiyor veya düşman kuvvetlerine saldırması bekleniyordu. Düşman kuvveti taarruz edince ise bir oyalama muharebeleri yaparak merkez kuvvetler geri çekiliyor. Bu esnada pusu birlikler olarak kanatlarda yer alan Osmanlı Devleti'nin süvarilerden oluşan unsurları düşman kuvvetlerini kuşatıyor ve aynı anda merkezdeki kuvvetlerde karşı taarruza geçirerek düşmanın imhası sağlanıyordu. Tabii bu taktiğin başarılı uygulaması için muharebe meydanının seçimi önceden keşif ve incelenmesi önem arz etmektedir. Bu vesileyle işgal altındaki Karabağ topraklarının kullanılmasında da bir ölçüde bu taktiğin kullanıldığını söylemek isterim. Anlatacak dersler şunlar olarak tespit ettim. Birincisi taarruz ruhunun kaybedilmesi. Düşmanın silahlı kuvvetlerini kesin yenilgiye uğratmak ancak taarruz ile mümkün olduğunu bilen Osmanlı ordusu başlangıçta bu prensibi başarılı uygulamıştır. Ancak gerileme devrinde alınan yenilgiler ve sanayi devrimi sonrası Batı'nın teknolojik gelişmesine paralel olarak yeni harp silah araçlarının muharebeye sokulması Osmanlı ordusunun taarruz ruhunun kaybolmasına ve kuvvetlerin mağlup olmasına yol açmıştır. İkinci zafiyet ise emir komuta birliğinin sağlanamamasıdır. Kuruluş ve yükselme devrinde padişahın bizzat başkomutan olarak muharebe meydanında bulunması emir komuta birliğini sağlamıştır. Böylece istenilen yer ve zamanda sekreterlikle tesirler kuvvetler hedefe yönlendirmiştir. Gerileme devrinde ise Kafkas ve Rumeli cepheleri için ayrı ayrı başkomutan atanmasına rağmen emir ve komuta birliği gerektiği gibi sağlanamamış ve Osmanlı kuvvetleri çoğu kez parça parça muharebeye girerek mağlup olmuştur. Osmanlı Devleti'nin her yerde emniyette olmak düşüncesiyle kuvvetlerini dağıtması, siklet merkezi oluşturmasını engellemiştir. Her yerde yeterli kuvvetlerle savunma ve toprak kaybetmeme düşüncesi, her yerde zayıf kalınmasına ve kuvvetlerin parça parça mağlup olmasına yol açmıştır. Son olarak sınırlar ve hedeflerin uygun tespit edilmemesidir ki bence en önemlisi budur. Şimdi Osmanlı Devleti sınırları, Din Arapları, Bosna Hersek ve Hırvatistan sınırı, daha sonra işte Avusturya Alpleri üzerinden Karpatlara, Dinyester Nehri'nden Kırım'ı dahil edecek, oradan da Kafkas'ın Hazar Denizi'ne kadar uzanmaktaydı. Daha sonra da oradan işte İran'da sınır teşkil eden Zagros Dağları'ndan Basra Körfezi'ne, Arabistan Yarımadası'nı, Mısır, Libya, Tunus, Cezayir'i de kapsayacak şekilde büyük bir devletti. Ancak bu sınırlar tabii gerileme devrinde muhafaza edilmesi imkansız haline geldi ve parça parça kaybedilmeye başlandı. Oysa Türkiye kendi iradesiyle Osmanlı Devleti sınırlarını Tuna Nehri, Vidin ve Niş üzerinden Adriyatik hattına bağlasaydı ki
bu hattın güneyinde iki kesimde çok büyük bir Müslüman çoğunluk vardır ve doğal sınırlara dayandığı için savunması çok kolay olurdu. Yine Ardahan Kars Platosu tabii ki elde bulundurmak suretiyle aslında Mısır, Libya, Tunus veya özellikle Arabistan'a erken dönemde bağımsızlık verilmesi ve o dönemde yine bağımsız devletler arasında bir işbirliği veya İslam birliği oluşturması Batı'nın sömürge siyasetine karşı etkin mücadelesini sağlayabilirdi. Burada özellikle şunu ifade etmek isterim ki Osmanlı Devleti küçülmüş ancak İslam coğrafyasının merkezinde hem merkezinde hem de emperyalist ve sömürgeci ülkelere karşı bir cephe ülkesi olarak etkin bir şekilde gücünü muhafaza edebilir ve diğer İslam ülkelerinin de gelişmesine yardımcı olabilirdi. Çünkü bu sınırları özelliğe koydum. Yani Osmanlı Devleti burada toprak değil önemli olan. Hem Basra Körfezi'nde, hem Kızıldeniz'de, hem Akdeniz'de, hem Hazar'da. Efendim, Nehmi Bey toparlayabilir miyiz efendim? Bitiriyorum. Toprağı olsun, böylece tüm İslam ülkeleri ilişkisi olsun ve kuvvetlerini iç hat satısını kullanarak her yere süratle intikal ettirebilirsin. Ki Abdülhamit'in İstanbul, Medine Demiryolu ve Bağdat'a uzanan Demiryolu projesi bu stratejinin gerçekleşmesine yardımcı olmuştur. Evet, burada sunumu bitirmek istiyorum. Teşekkür ederim. Efendim, biz çok teşekkür ederiz. Fehmi Bey'in bu Osmanlı savunma sistemini stratejik bir haritalaştırma ile okuması hakikaten oldukça aydınlatıcıydı. Bu güzel sunumu için kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Ve sözü eyvallah.